Basit bir lövye, bir bilgisayar ekranı. İlk başta bu sistemi eve kurulan simülatör meraklılarının uçtuğu bir simülasyon zannedebilirsiniz. Yeni nesil sistemler başta askeri havacılık olmak üzere farklı alanlarda kullanılabiliyor. Gerçek bir uçak, gerçek bir eğitim sağlıyor. Ama maliyetler? Bu nedenle son yıllarda simülatör sistemleri giderek basitleşiyor. Ankara merkezli teknoloji şirketi Bites, yazılım ve simülasyon alanındaki birikimini yeni nesil teknolojilerle birleştirerek karma gerçeklik tabanlı eğitim sistemleri geliştiriyor. Karma olarak adlandırılan sistem, geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda yapılan Teknofest'te tanıtıldı. Birçok çektiğimiz konuyu ne yazık ki hızlı gündem değişikliği nedeniyle yayınlayamadık. Bu videomuzda önce yeni nesil simülasyonları tanıyacağız. Arkasından da DASAL'ın ürettiği, kendi bataryasını değiştirip uçan İHA sistemiyle tanışacağız. Simülatör Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki KT-1 eğitim uçağı için adapte edildi. Sanal gerçeklik gözlüğünü takarak bir deneme uçuşu yapacağım. KT-1 ile İzmir Çiğli'den havalanacağım. Şimdi KT-1 uçağıyla uçacağız. Karma gerçeklik gözlüğüyle beraber pist başındayız. Kokpiti görüyoruz. Göstergelerimizi görüyoruz. Gaz kolu elimizde, solumuzda lövye. Evet. Motorumuz çalışıyor. Yardım alıyoruz tabii bununla ilgili. Buradan hızımızı kontrol ediyoruz. Tamam. İttirirseniz. Gaz açtık. Ve hızlanmaya başlıyoruz. Hız göstergemiz. Kalkışımızı yaptık, evet. Şu an gerçekçi olarak uçuyoruz. Bütün kokpiti, switchleriyle, her şeyiyle devam ettiriyoruz, görüyoruz. İniş takımını alacağız. Şöyle bir sağa doğru dönelim. KT-1 Hava Kuvvetleri'nin SF-260'lardan sonra ikinci eğitim uçağı, turboprop motorlu. İzleyicilerimiz çok fazla Hürkuş'la karıştırıyorlar ama farklı bir uçak tipi olduğunu söylememde fayda var. Bütün göstergeler şu an önümde, sanki dokunabilecek gibi gaz kolunu görüyoruz. Dışarı baktığımız zaman da etrafı değil, buradaki yeryüzü şekillerini net bir şekilde görüyoruz. Şimdi gazı kestik. Bakalım inebilecek miyiz? İniş takımını yukarıda olsun, bir gövde üzere iniş yapalım. Vallahi indik mi indik. Tutturduk. Eğitimle ilgili yapılan simülatör yatırımlarında teknoloji geliştikçe yeni yeni ürünler kullanılmaya başlanıyor. Bites uzun yıllardır yazılım ve diğer simülatör konularında Türkiye'de önemli çalışmalara imza atıyor. Biraz önce de zaten uçtuk. KT-1 Türk Hava Kuvvetleri tarafından eğitimde kullanılan bir uçak ve farklı yeni nesil bir simülatör anlayışı sunuluyor. Merhabalar, öncelikle sistemi siz geliştirdiniz. Biraz bize bilgi verir misiniz? Tabii ki. Sistem aslında düşük maliyetli eğitim ihtiyacını karşılamak için geliştirildi. Hem simülasyon, hem artırılmış gerçeklik, hem sanal gerçeklik bilgi birikimimizle beraber bu sistemi dünyayla eş zamanlı olarak geliştirdik. Bu sistemin amacı temel havacılık eğitimlerinde başlangıçta kullanılmak üzere pilot adaylarımızın emergency işlemleri, normal prosedürleri, alet uçuşları eğitimlerini, checklist prosedürlerini bu sistem üzerinden hem taşınabilir hem maliyet etkin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak hale geldi. Sistemimizin adı Karma. Aslında ismini de karma gerçeklik teknolojisinden alıyor. Hava araçları, helikopter olabilir, uçak eğitimleri olabilir, savaş uçakları olabilir, aynı zamanda kara araçları olabilir. Her türlü platformun reality, İngilizce tabiriyle tabanlı simülasyon eğitimlerinde, simülasyonlarda kullanılabiliyor. Yaklaşık 6 ay önce bu sistemi geliştirmeye başladık. Sistemi geliştirmeye başladığımızda gözlük teknolojisi aslında bu kadar ilerlememişti. 6 ayda bu kadar bir değişiklik oldu. Evet, bu kadar bir değişiklik oldu. 6 ay sonrasında
çok daha olgun bir seviyeye geleceğini düşünüyoruz. Biz de sistemimizin yazılım tarafındaki hem gözlük entegrasyonu hem alt taraftaki aerodinamik modeller, kokpit etkileşimi, kokpit entegrasyonunu daha iyi bir hale getirmeye çalışacağız. Burada kritik olan şey pilotların aynı zamanda sanal gerçeklikte yapamadıkları, kendi ellerini kullanabilmeleri, kokpit kumandalarıyla elleriyle etkileşim kurabilmeleri çok kritik. Özellikle switchology gibi kokpitteki tüm anahtarlara, butonlara hakim olabilmek için bu sistem aslında hem gerçek görüntüyü gözlerinize getiriyor hem de sanal görüntüyle bunu destekliyor. Geleceğin pilot eğitimleri bu sistem üzerinden düşük maliyetlerle yapılabileceğini düşünüyoruz. Şimdi ben gözlüğü sormak istiyorum. Gözlüğü ben taktığım zaman öncelikle odaklanmaları kontrol etti. Bu yeni nesil bir teknoloji mi VR gözlüklerde? Evet, bu gözlük aslında eye tracking dediğimiz göz bebeklerinin nereye baktığını takip ederek size en iyi çözünürlükte görüntüyü sunuyor. Kokpitin dışına da baktığımız zaman sanki uçuyormuş gibi uçağın sistemlerini görüyoruz. Yani görüntü tamamen bir simülatör veya uçak neyse artık dışarıyla birlikte görme imkanı veriyoruz. İstediğimiz noktaları belirliyoruz. Belirlediğimiz noktalara gerçek görüntüyü, kokpitteki kumandaları, ellerini basabiliyoruz. Diğer noktalara da istediğimiz havaalanı ya da görsel araziyi sanal olarak sunabiliyoruz. Bununla beraber aslında diğer gözlüklerde de olmayan sanal dünya ve sanal kokpitle de etkileşimi sağlayabiliyoruz. İDEV sonrasında Teknofest'te ilk kez halka tanıtılan yeni İHA sistemi de arı kuşuydu. Bu sistem hareketli kara ve deniz araçlarına kendisi iniş kalkış yapabilen, bataryası personelin dışarı çıkmasına gerek olmadan otomatik olarak değiştirilen bir İHA sistemi. Arı kuşunu DASAL Satış Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Onur Güzel Meriç anlattı. Arı kuşu esasında bizim araca entegre olarak tam otomatik görev yapan insansız hava aracı sistemlerimizden ilki. Gözlemleme, izleme ve istihbarat görevli bir insansız hava aracından bahsediyoruz. Fakat bu segmentteki araçlardan farklı olarak 30 km hıza kadar seyir halinde bulunan kara ya da deniz araçlarında tam otomatik olarak kalkabilme yeteneğine sahip. Arı kuşunun en önemli özelliği araç platformuma entegre bu sistemi tamamını içermesi. Bu sistem göreve gidildiği zaman eğer uçuş yapılması istendiğinde aracın içerisinden, zırhlı aracın içerisinden hiçbir personelin çıkmadan tam otomatik olarak kapakların açılması, içinden üzerinde bu barkod sistemini gördüğünüz pistin yukarı doğru hareketi ve aracın uçuşa başlamasıyla hareket ediyor. Yaklaşık 20-25 dakika hava durumuna göre uçuşu gerçekleştirdikten, görevi gerçekleştirdikten sonra tam otomatik olarak tekrar zırhlı araca hareket halinde olmasına rağmen, yani A noktasından B noktasına ilerlemiş olmasına rağmen yaklaşıp bu barkod sistemini okumak kaydıyla onun üstüne otomatik olarak iniyor. Fakat sistem burada bitmiyor. Pilimiz bitti, değiştirmemiz lazım. İşte bütün bu kutu otomatik mekanik sistem bunun için var. İçerisinde biri boş, beşi dolu olmak kaydıyla 6 tane pil yuvamız yer alıyor. Bu pil yuvalarından boş olanına aracın üstüne boşalmış olan pili yine tam otomatik olarak hiçbir personeli değmeden çıkartıyoruz. Aracı döndürüp içerisinde dolu pili takıp tekrar uçmasını sağlıyoruz. Tüm bunlar yaklaşık bir dakikanın altında gerçekleşiyor. Dolayısıyla tekrar ediyorum, hiçbir personeli riske atmadan tam otomatik olarak görev, uçuş, kalkış ve pil değişimini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu anlamda bir ilk olduğunu söylememizde fayda var. Biraz kamera ve teknik özellikleri ile ilgili bilgi verir misiniz? Tabii ki üzerinde tabii ki çok büyük bir İHA olmadığından dolayı oldukça ufak fakat teknolojisi gelişmiş bir kamera var. Şu anki ihtiyaçlarımızın tamamını karşılayabilecek özellikte ama diğer alıştığımız kameralara göre oldukça ufak. Yaklaşık 200 gram ağırlığında bir kamera. Aracımız 20-25 dakika kadar uçuş süresine sahip.
Bunun haricinde 8 ile 10 kilometre arasında da bir operasyonel görev yarı çapını yerine getirebiliyor.